Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz iyisinizdir inşallah Rabbim işlerimizi bereketle dostlarım şöyle elimde güzel artan bir ipim var arkadaşlar hemen bununla bir model anlatmak istiyorum sizlere güzel bir e, bebe işi yapmıştım arkadaşlar oradan artan bir ipim ve 3 numara tığım var her zamanki gibi elimde modelime hemen başlıyorum Kanalıma yeni görüp abone olmayan dostlarımıza kanalıma abone olmaya davet ediyorum dostlarım. Emeğe saygı adına sizler de kanalıma abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Hepinizden Allah razı olsun diyorum. Haydi Bismillah. Modelimizin alt kısmı için zincirimizi çekip hemen zincirin üzerine kuracağız arkadaşlar modelimizi. Herhangi bir trabzan veya sık iğnemiz yok. Direkt zincirimizin üzerine kurulacak. Çok çabuk ilerleyen güzel bir model olacak. Modelimizi nerelerde kullanabiliriz diye soracaksanız eğer örgülerimizin, yeleklerinde, hoşallarda e bebek kıyafetlerinde, bebek battaniyelerinde kullanabileceğimiz şık bir model olacak. Bu kadar model benim için yeterli. Şey bu kadar zincir benim modelim için rahat rahat yeterli arkadaşlar hatta fazla bile. Hemen şimdi şuradan tığımı doluyorum. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 zincir atlıyorum. 6. zincirin içine bir trabzan yaparak şu şekilde başlıyorum. Araya 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum alttan sayıyorum 1 2 3 4 zincire batıp sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir çekiyorum tığımı doluyorum 1 2 3 4 zincire bir trabzan yapıyorum arada 2 zincir aynı yere tekrar batıyorum 1 2 3 4 zincir tığımı doluyorum pardon tığımı dolamıyorum 1 2 3 4 zincire sık iğne ile sabitliyorum 1 2 3 4 zincir tığımı doladım 1 2 3 4 giriyorum bir trabzan örgümüzün bu sırasını arkadaşlar ve yapıyoruz sık iğne ve sık iğne bu şekilde sıramı sonuna kadar götüreceğim Evet arkadaşlar sıramın sonuna bu şekilde geldim bakın. Son V'mizi yaptıktan sonra tığımı doluyorum zincir çekmedim. Şuradan hemen bir atlıyorum diğerine bir tane trabzan yaparak örgümüz bu sırasını sonlandırıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 hatta 6 bile çekelim uzun bir zincire ihtiyacımız var burada. Tığımızı iki defa doluyoruz arkadaşlar şu şekilde. Buradaki V'nin içine batıyorum. Bu iki, bu iki, defa doladığım ilmekleri ikişer önce bir sonra iki sonra iki iki boşaltıyorum bakın iki defa doluyorum önce bir sonra iki 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 doluyorum iki tane bu şekilde uzun trabzan yaptıktan sonra araya bir iki zincir çekiyorum tığımı tekrar iki defa dolayıp aynı yere batıyorum bu şekilde arkadaşlar tekrar yaptım bakın iki defa önce bir sonra iki 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 bakın iki grup oldu bu şekilde üç grup yapacağız burayı aralarında iki zincirimiz var iki defa doladım son grubumuzun da trabzanlarını yapıyorum Evet şu şekilde Şurada altı zincirle dönüş yaptık. Sonra tığımızı iki defa dolayıp şu ilk trabzanlarımızı yaptık. 2 2 2 grup halinde şu aralarına da ikişer tane zincir çektik arkadaşlar. Şimdi hiç zincir çekmeden tığımı tekrar iki defa dolayıp direkt karşıdaki V'nin içine giriyorum. Aynı işlemi de buraya aynı işlemi buraya da yapıyorum. Bakın. Bu şekilde. 2 doluyorum. 1 2 2 İki boşaltıyorum. Arada da iki zincirim var. 3 tane grup da buraya yapacağım. Örgümüzün bu sırası da bu şekilde gidecek arkadaşlar. Bakın ikinci grubumu yaptım. İki zincirimi çekeyim. Son grubumu da tekrar başladım. Evet. Buradaki V'lerin içine buranın, buranın ve son V'nin içine aynı bu şekilde yapacağım ve döneceğim. Son grubumu da yaptım arkadaşlar. Bakın 3 tane uzun trabzanlarımı yaptım ve sıranın sonuna geldiğimde tekrar iki defa doluyorum tığımı. Şuradaki zincirimin şu kısmına batıyorum arkadaşlar. Aynı şekilde 1 2 2 2 boşaltıyorum. Kenar kısmı düzgün olsun örgümüzün. Şimdi burada 1 2 3 zincir çekiyorum. Ve hemen hatta 4 çekelim kenarında. 4 zincir çektim bu kenarda. Şu boşluğa batıyorum arkadaşlar. Yanlış bir şey yapmayayım şöyle. Evet. Boşluğa batıyorum. 1 2 3 4 zincir çekiyorum. Aynı yere batıp bir kirpik yapıyorum. 4 çok geldi. 3 zincirle bir kirpik yaptım buraya. Bakın. 1 2 3 zincir çektim yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim hemen dibine battığım bir kirpikte buraya yaptım. 1 2 3 zincir çektim. Karşıdaki gruba geçtim. 1 2 3 zincir çekip bir kirpik yapıyorum. 1 2 3 zincir yan tarafa geçiyorum. 1 2 3 zincir çektim. Bir kirpik yaptım. Şöyle bakalım arkadaşlar. 1 2 3 zincir diğer gruba geçiyorum. 1 2 3 zincirle hemen kirpiğini yapıyorum. 1 2 3 zincir yan tarafa. 1 2 3 zincir kirpik. 1 2 3 zincirle öbür grup. 1 2 3 zincir. Yani her grubun üzerinde 2 tane kirpik olacak arkadaşlar. 1 2 3 zincir. Bakın şöyle göstereyim. Bakın her grubun üzerinde 1 2 kirpikler var. 1 2 1 2 1 2. Bu grubu da yapıp döneceğim. Evet arkadaşlar, son grubun kirpiğinde yaptıktan sonra 1 2 3 zincirimi çekiyorum. Bakın şurada zincirle dönüş yapmıştık. Onun en tepe noktasına sık iğne ile sabitliyorum. Modelimiz şu an çıktı aslında. Çok belli etmiyor kendini ama ilk modelimizi tamamladık. Şimdi ikinci modelimizi kurmak için dönüşümüzü yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincirimi çektim ve döndüm. Tığımı iki defa doluyorum ve şu boşluğa giriyorum. 1, önce pardon 2 defa doladım. Boşluğa girdim. Önce 1, 2, 2, 2 boşalttım burayı. Tığımı doluyorum arkadaşlar. Burası modelimizden bağımsız. Geçiyorum bakın şu iki kirpikli kısmın arasındaki şu zincirli kısma giriyorum. Aynı şekilde buraya şurada yaptığımız işlemleri uzun trabzanları şimdi buralara yapacağız. Modelimizi yeni baştan kuruyoruz yani. Yani şu kısmını yapıyoruz modelimizin. 1 2 defa doluyorum. Aynı yere battım. 1 boşalttım. 2 boş 2 2 boşaltıyorum bunları. Arada 1 2 zincir. Tığıma 2 defa doluyorum. 1 2 2 2 boşaltıyorum. 2 defa doluyorum. 1 2 2 2. Bakın son grubumuz için 2 zincirimizi çekelim. 2 defa dolayalım. Onun da uzun trabzanlarını yaparak bu grubu tamamlayalım ve tekrar hemen iki dolayarak karşıdaki grubun şu iki kirpiğin arasındaki üç zincirli kısma girerek buraya da aynı işlemi yapalım modelimiz bu şekilde ilerleyip gidecek bunların üzerine de biraz sonra aynı bu alt sırada olduğu gibi kirpikli kısımlarını yaparak ilerleyeceğiz arkadaşlar. Birkaç sıra yapacağım döneceğim. Evet arkadaşlar 3 sıra yaptım modelimi. Başlangıçta çok bir şeye benzemiyor gibi oluyor ama bakar mısınız modelim yaptıkça çok güzel bir hal aldı arkadaşlar. Sizler de bu şekilde yaparak çok çabuk ilerleyen ve görüntüsü de çok güzel olan bir model. Bakar mısınız benim çok çok hoşuma gitti. Sizlere de anlatmak istedim. Yapacağınız işlerde modelimi de kullanırsanız çok çok sevinirim veya sayfalarınızda paylaşırsanız o da çok güzel olur dostlarım. Ee, daha güzel işlerde, daha güzel videolarda, daha güzel modellerde görüşmek üzere. Şimdilik benden bu günlük bu kadar arkadaşlar. Sevgiyle selamete kalalım. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum.